Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalından sizlere sesleniyoruz. Yine yeni bir konuyla beraberiz. Bugün iletişim önündeki engeller neler onları konuşacağız. Evet, öncelikle iletişimi tarif edelim. Evet. İletişim mucizevi bir şey. Bizim anlaşılıp anladığımız durumları kapsıyor. Kendimizi anlatmak için uğraşıyoruz. Bir de bize kendini anlatmaya çalışana da anlamlar yüklüyoruz. Bu iletişim oluyor. Evet. Bir de iletişim aslında şöyle de diyebilir miyiz? Ortak bir paydada buluşmak ya da bu çok karıştırılan bir şey aslında. Yani illa biz ortak bir noktada anlaşmak zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Ancak böyle anlaşıldığı için belki de insanlar olağanüstü gayret gösteriyor. Yani ben nasıl kendimi anlatabilirim, karşı tarafı ikna edebilirim. Oysa ki olduğu gibi ne düşünüyorsa, onun için ne anlamlıysa o konu hakkında sadece onu beyan etmesi yeterli. Evet. Yani uzlaşmak zorunda değil insanlar. Ama burada bir tahammülsüzlük ortaya çıkıyor. Bu da neden? İşte böyle bir sanki zorunluluk varmış gibi. Sanki biz kendimizi anlatır ve karşı tarafa onu kabul ettirirsek bir güç kazanacakmışız. Bir üstünlük payesi elde edecekmişiz gibi bir inanç var. Öyle Evet. değil mi? Yani şöyle diyebiliriz. İllaki senle ben bir A noktasını, ben B noktası olayım. Yani C noktada buluşmak zorunda değiliz. Değiliz. Senin noktan A ise benim noktam B. Evet. Ama saygı duymak. Evet. Sanırım iletişimin en temel unsurlarından bir tanesi. Saygılı olarak birbirimizin ne istediğini anlamaya çalışmak ve kendimizi de anlatmak için çok çaba sarf etmek değil, sadece anlatmak. Biliyorsun zaman içerisinde, aynı gün içerisinde ne kadar çok konu hakkında birbirimizle ters düştüğümüz zamanlar oluyor. Tabii aynı ki. fikirde olmadığımız zamanlar oluyor. Ama bakıyoruz ki bu bizi zenginleştiriyor. Evet. Çünkü en azından saygıyla birbirimizi dinlemeyi biliyoruz. Senin ne söylediğin benim için önemli. Aynı şeyi söylemen değil. Benim ne söylediğim de senin için önemli. Çünkü karşı tarafı dinleyebilmek çok büyük bir meziyet aslında. Özellikle hem gelin kayınvalide ilişkilerinde bu iletişim konusu en çok aranan. Evet. İşte kayınvalidemle nasıl iletişim koyuyor? Genelde gençlerin böyle bir derdi olmayabilir ama kayınvalidelerin böyle bir derdi var. Hani kendimi nasıl anlatabilirim? Nasıl iletişim kurabilirim bir derdi var. Öncelikle bu derdi olanlara şunu tavsiye edelim. Birbirlerine engel olacak, set koyacak konulara çok girmesinler. Çünkü herkes hani ne demiştik bir çalışmamızda kullanmıştık onu. Eğer eyaletse aileler, devletin eyaletleri ise her bir aile, kayınvalide ve gelin de onun beylerbeyidir demiştik. Evet. Yani farklı kültürden de gelebilir, farklı inanışta olabilir günümüzde. Aynı dine mensup kimselerin farklı mezheplerdeki anlayışları olabilir. Parti olarak özellikle farklı. Siyasi tartışmalar, Bu iletişimi işi çok engelleyen. Kesinlikle. Ve bir ömür öyle geçip gidiyor. Evet. O falanca parti, filanca parti. Mezhepler de aynı şekilde. Mezhepler de aynı şekilde. Ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Anneannemlere gittiğimizde annemle anneannem olağanüstü bir çaba sarf ederlerdi. Çünkü babam ve dedem çok farklı iki partiyi savunan insanlar. Sanki savunmak zorundaymışlar gibi. Anneannem kaş göz işareti yapar durur. Annem babamı sakinleştirmeye çalışır. Biz çocuklar da bundan son derece etkilenirdik. Kime ne? Ne olmuş yani? O gelmiş, bu gelmiş, her neyse. Niye ikna etmek için sesler yükseltilir? Ve illaki onun yanlışları konuşulmak zorunda kalınır. Sanki başka konu yokmuş gibi. Evet. O senin düşüncen. Bu benim düşüncem. Evet. Sana saygı duyuyorum ama sana Evet. katılmıyorum. Sana katılmak zorunda değilim. Evet. Ama sen böyle düşünüyorsun. Ne mutlu. O senin düşüncen. Ya aslında şu da var. Yani Fenerbahçeli olmak, Galatasaraylı olmak, aynen, bu derbi zamanları özellikle ciddi bir çatışma yaşanıyor. Yani bu saygısızlıktan da kaynaklanıyor. Saygının ne olduğunu belki tekrar tarif etmek gerekiyor. Saygı tahammül demektir. Yani karşı tarafı olduğu gibi kabullenebilmek demektir. Bazen ben bunu eşimden biliyorum. Kendisi koyu Galatasaraylı.
Çok da sevdiği bir yakınımız var. Diyor ki çok beyefendi, bir de Fenerli olacak diyor. Ya bu nasıl bir bakış açısıdır yani? Çünkü yakıştıramıyor yani. Fenerliler kötü. Ama sonra o bahsettiği kişiyle bir araya geldiğimizde ya diyor Galatasaray'la mı ya, şeker gibi de adam. Yani ne demek? Şimdi öyle bir şey kılıf koymuş ki hani onun üzerine. Bunlar belki biraz zaten hani tolere edilebiliyor ama aile içerisinde eğer temel dinamikler bu şekilde kendi önlerine engeller koyarlarsa baştan iletişimi kesmiş oluyorlar. Özellikle evet, kayınvalide ve gelin arasında bunlar yaşanıyorsa baştan bir duvarı örüyor yani iletişimin önüne. Evet. Olabildiğince o zaman duvarı örmeden. Hı-hı. Bir de iletişimde en çok yapılan hatalardan bir tanesi göz kontağı ya da odağının tamamen sana verdim bir mesajını karşıya vermemek. Yani şimdilerde bu reelsleri kaydır kaydır yapıyoruz. Ama genelde bu reelsler izlenirken de bir şeyler konuşulmaya çalışıyor. Çünkü artık hepimiz bir şeylere yetişmek istiyoruz bu hız çağında. Yetişmek zorunda mıyız? Bu ayrı bir konu ama yetişmek evet, zorunda mıyız? Özellikle konuşurken, gerçekten konuşuyorsak karşımızdaki... Tam. Onu dinleyelim. Yani en azından şöyle bir bakalım. Öyle mi diyorsun? Koyalım elimizde her ne varsa ya da başka bir mevzu ya da başka bir şeye girmeden sadece ne konuşuluyorsa o konu hakkında. Ona odaklanmak. Ona odaklanalım. Ya da en azından dinlediğimizi hissettirelim. Evet. Çünkü dinlemek en güzel iletişim yöntemlerinden evet, biridir. Zaten dinleyebilirsek birbirimizi anlayabiliriz. Bazen de şöyle yapıyoruz. Dinliyor gibi görünüyoruz ama içimizden saydırıyoruz. Sen de bitir. Bir bitir. Ben sana çok güzel cevabını vereceğim. Yani cevap hazırlıyoruz. Şöyle dedi ya, onu bak şöyle söyleyeceğim. Kaçırıyoruz da karşı tarafın artık söylediklerini. Çünkü dinlemeyi bu şekilde zannediyoruz. Dinleme bu değil. Dinleme hiç tarafsız. Gerçekten ne söylüyor? Bunu söylerken ki niyeti ne? İyi niyeti ne? Bunun içerisinde benim kazancım ne olabilir? Onları görmeye çalışmak. Evet. Evet değerli izleyiciler, Gelin Kayınvalide YouTube kanalında bir konu daha sonuna geldik. İletişim önündeki engeller konusunu masamıza yatırdık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekleyelim. WhatsApp gruplarında lütfen videolarımızı paylaşın. İyiliğe, güzelliğe siz de katkıda sağlayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarla destek olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.